kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere taze yeşil fasulye ile hazırlamış olduğum nefis bir meze tarifi vermek istiyorum inanılmaz lezzetli çok güzel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçiyorum tarifimde kullanmak için 300 gram taze yeşil fasulye kullanacağım Sizler miktarı çoğaltabilirsiniz Fasulyeleri güzelce yıkadım ve baş kısımlarını ayıkladım. Sonrasında birer santim kalınlığında ince ince doğruyorum. Daha çabuk pişmesi için mutlaka bu şekilde doğrayalım. Görüntüsü de çok güzel oluyor bu şekilde. Bütün fasulyelerimi bir tavanın içerisine alıyorum. Öncelikle fasulyelerimizi haşlama usulüyle pişireceğiz. O yüzden tencere değil böyle bir tavada yapmanızı tavsiye ederim. Evet bu kalınlıkta bütün fasulyelerimi doğradım. Ve şimdi bütün malzemelerini üzerine ekleyip hemen pişirme işlemine geçeceğiz. Fasulyelerin üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı toz şeker ekledim. Damak zevkinize göre tuz ilavesi yapın. Ben bir çay kaşığı silme tuz kullandım. Ve 1 su bardağından bir parmak eksik su ekliyorum. Soğuk su kullandım. Şimdi bunu kapağını kapatıp ocağın üzerine alıyoruz. Su miktarı fasulyenin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Eğer fasulyeler pişmekte geç kalırsa biraz daha sıcak su takviyesi yaparsınız. Yaklaşık 5 dakika sonra fasulyelerim kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Bütün malzeme birbirine karışsın. Ve sonrasında kapağını kapatarak pişirmeye devam ediyorum. En büyük ocakta pişirdim ama biraz altını kıstım arkadaşlar. Yüksek ocak ateşte pişirmedim. Ağır ağır böyle yumuşayana kadar fasulyelerimizi pişireceğiz. Tekrar bakıyorum. Yavaş yavaş biraz suyunu çekmeye başlamış. Dediğim gibi bu aşamada mutlaka kontrol edin. Eğer fasulyeleriniz sert bir fasulye ise biraz daha sıcak su takviyesi yapmanız gerekecektir. Evet şimdi tekrar kapağını kapatıyorum ve suyunu tamamen çekene kadar bekleyeceğim fasulyelerin pişme süresi fasulyenin cinsine göre değişebilir. O yüzden sizlere net bir süre veremiyorum. Bu kıvama geldikten sonra mutlaka bir tane alın ve bakın. Eğer fasulyeler güzel bir şekilde pişmişse artık istediğimiz kıvama gelmiştir. Suyunu gördüğünüz gibi tamamen çekti. Artık yağı kaldı sadece. Şimdi üzeri baharatlarını ilave ediyorum. Damak zevkinize göre çok az pul biber ve biraz da karabiber ekleyin. Yakıştırdığınız farklı tabii ki baharatlar da eklenebilir ama bu ikisi çok yakışıyor. Tekrar baharatlarla birlikte şöyle 1-2 dakika daha kavurduktan sonra artık bu güzel tarifimiz servis için hazır. Birazcık soğuması gerekecek sadece. Evet şimdi artık ocağın altını kapatıyorum ve yoğurdunu hazırlamaya geçiyorum. Küçük bir kase yoğurdun içerisine 2 diş sarımsağı rendeledim ve güzelce karıştırıyorum. Böyle bol sarımsaklı inanılmaz lezzetli bir meze oluyor. Fasulyelerim kenarda tamamen soğudu ve şimdi servis tabağıma alıyorum. Servis ederken yoğurdu aralarına koydum. Sizler dilerseniz üzerine dökebilirsiniz veya benim gibi bu şekilde böyle orta kısımlarını açarak yoğurdu bu şekilde koyup servis edebilirsiniz. Sunumu muhteşem oluyor bu şekilde. İster çay saatlerinize, ister yemeklerinizin yanında tadına doyamayacağınız nefis bir tarif hazırlayabilirsiniz. Mutlaka yeşil fasulyeyi bu şekilde deneyin. Gerçekten vazgeçilmez favori tariflerinizden birisi olacak. Evet yoğurdu da ben bu şekilde aralarına döktüm. Son olarak yoğurdun üzerine biraz da pul biber serpiştirdikten sonra artık bu nefis tarifimiz servis için hazır. Gördüğünüz gibi e, inanılmaz lezzetli görünüyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hemen sizler için şöyle bir de tadına bakıp videomu artık burada sonlandırmak istiyorum. Sarımsaklı yoğurt inanılmaz yakışıyor. Bu tarifi e, kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bunun gibi daha birçok meze, salata tarifi ve çay saati ikramları ve birbirinden güzel yemek tarifleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili başka sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.